Merve. Ah, Deniz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ercüment Bey müsait mi? Bir toplantımız vardı, şimdi çıktı. Buyurun, geçebilirsiniz. Tamam. Ben yalnız konuşsam daha iyi olacak sanırım. Tabii tabii. Bekliyorum burada. Aa. Deniz. Hoş geldin. Hoş bulduk Ercüment Bey. Yani kusura bakmayın böyle habersiz geldim ama sizinle konuşmam gereken önemli bir konu var. Otur. Dinliyorum. Hatırlarsanız Legabe'nin ruhsatında problem yaşamıştık. Evet. Dosyada eksik, usulsüz evraklar olduğu söylenmişti. Evet, hatırlıyorum. İşte biri o dosyanın içindeki evrakları değiştirmiş. Nasıl? Bayağı evraklar değiştirilmiş. Hayır, Allah'tan biz evrakların orijinalini bulduk da ruhsat işi halloldu. İyi de böyle bir şeyi kim neden yapsın? Ben yaparken görmedim ama yapanın İrem olduğuna eminim. İrem. İrem. Aa, Ozan, ne haber? Beni bekliyordun galiba. Yok İrem, seni beklemedim ama seni gördüm, iyi oldu. Tabii. Yeni avukatım olarak nasıl yardımcı olabilirim? Avukatım olmayarak. Anlamadım. Legabe'yle ilgili bütün evrakları alabilir miyim bugün gelmişken? Tabii, herhalde Deniz ayrıldı diye galiba, değil mi? Evet, aynen öyle. Tamam, ben hazırlayayım ama. Sevinirim. Şöyle teslim edeyim ben. Buyur. Evrakların hepsi tamam herhalde, değil mi? Ya elbet, hepsi içinde. Güzel. Aa, Deniz, sen de mi buradaydın? Ne haber? Buradayım. Ne güzel. Tabii. Görüşürüz İrem. Görüşürüz. Yani bir şey söylememek için kendimi çok zor tuttum ama onun da zamanı gelecek biliyorum. Ben biraz ima ettim sanırım. Dosyayı almışsın. Evet, çünkü yeni avukatıma takdim etmek istedim. Ya sen hem harika bir sevgili hem de harika bir müvekkilsin. Ha, öyle miyim? Çünkü sen de harika bir sevgili ve harika bir avukatsın. Ne dedi Ercüment Bey? Biraz daha bakayım, araştıracağım, haber vereceğim dedi. Ha, araştırsın bakalım Ercüment Bey. İrem, nasıl yapabilirsin böyle bir şey İrem? Alo. İrem Hanım, odama gelebilir misiniz? Ay, hemen geliyorum Ercüment Bey. Ya Ozan o kadar iyi geldi ki. Seni mutlu etmek çok kolay Deniz. Bayılıyorum bu oyuna. Yani bence mutlu olmak kolay olduğu kadar zor da. Yani mesela şimdi şu an burada tek başıma olsaydım bu kadar mutlu olmazdım. Demek ki neymiş?
Neymiş? Yanındaki kişi önemliymiş. Ben de seninle her yerde çok mutluyum. Sevince böyle oluyor işte. Sen beni seviyorsun yani. Aşığım sana. İlk gördüğüm günden beri. Ercüment Bey arıyor. Efendim Ercüment Bey? Deniz, sen haklıymışsın. İrem'in dosyayı değiştirirken görüntü kaydı var. İnanmıyorum ya. Hayır yani onun yaptığından emindim ama yine de buna cesaret edebilmesine şaşırdım. Böyle bir şeyi nasıl yaptı hala aklım almıyor. Ama gerekeni yaptım. İrem artık bizimle çalışmayacak. Benim de gerekeni yapacağıma emin olabilirsiniz Ercüment Bey. Deniz. Deniz bak senden bir şey rica edeceğim. Lütfen İrem hakkında şikayetçi olmayın. Senin de yıllardır emek verdiğin bu firmanın bir avukatı. Böyle bir şey hepimizi çok kötü etkiler. Tabii anlıyorum. Bu Ozan'la Özgür'ün kararı ama ben yine de iletirim. Çok teşekkür ederim Deniz. Bu arada sana çok haksızlık ettim. Çok özür dilerim. Önemli değil. Bak Deniz. Bu kapı sana her zaman açık, yönetici avukat olarak. Gerçi bunu çok önce teklif etmem gerekiyordu ama düşünmeni istiyorum. Teşekkürler Ercüment Bey, düşüneceğim. Tamam ne diyeyim? İrem'i şikayet etmemizi istemiyorum. Yani İrem işine son vermiş. Ama yine de şirketin böyle bir olaydan etkilenmesini istemiyorum. Bunu tamamen sana bırakıyorum. Bu arada şirkete yönetici avukat olarak geri dönmemi istedi. Allah Allah. Yani tabii sen bilirsin ama bana sorarsan hayallerinden vazgeçme derim. Bu teklifi sana çoktan yapmalıydı. Haklısın. Ben de bir Özgür arayayım. Efendim Ozan. Ne yaptın, nedir durumlar? Hallettim gibi ya. Sabah netleşecek. Sizde durum ne? Bizde durumlar şöyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.